Günaydın ablalarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Evdeyim ya, biliyorsunuz, mutluyum, huzurluyum. Barış da evde zaten, dünle bugün evde. Perşembe zaten kendi izniydi, haftalık izni. Cuma da, bugün 29 Ekim olduğu için onda da evde. Hepinize öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Cumamız mübarek olsun inşallah. Allah'ım ettiğimiz bütün dualarımızı kabul etsin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva versin inşallah. Bütün Müslüman aleminin cuması mübarek olsun inşallah. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız da de kutlu olsun inşallah, ilan edildiği gün. Evet ablalarım, dün ne yaptım biliyorsunuz, dün yani uzun süre sonra evdeydim. Sabah uyandık, ondan sonra güzel bir kahvaltı hazırlamıştım. Patates falan kızarttım, yumurtaları haşladım böyle. İşte Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Evde ne varsa onlardan hazırlayıp koyduydum. Ondan sonra kahvaltıdan sonra Şero var ya, benim arkadaşım, onunla konuştuk falan. O geldi dün bize. O geldi. Ondan sonra bayağı oturduk. Sohbet, muhabbet, TikTok, miktok. Biz buluşunca hep çekiyoruz ya zaten. Öyle bayağı bir oturduk. Sonra onu evine falan bıraktık. Sonra dün camdaki kız vardı. Akşamüstü onu seyrettim. Size video vardı işte, düğün videosu. Onu paylaştım editleyip. Dün günüm bu şekilde geçti yani. Aslında video çekecektim de. Yani bir araya, uzun zaman sonra bir araya gelmiştik. O yüzden video çekmek istemedim. Ev falan toparladım yine. Yani bugün de uyandık. Daha kahvaltı bile yapmadık. Size dedim ki birazcık bir açılış yapayım. Kahvaltıyı da beraber hazırlarız diye düşündüm. Ama dün patates falan kızartmıyor. Bugün kızartmayacağım. Bugün böyle yumurta çakarız falan. Evde ne varsa onlardan da koyarız dedim. Catering'da çayım kaynadı. Suyum kaynadı daha doğrusu. Çay atacağım. Öyle. Çıtır. Gel kızım bir merhaba de, günaydın de ablalara. Balkonda valla. Gelene geçene bakıp duruyor. Gelene geçene de değil. Kedilere bakıyor, kedilere. Durun onu getireyim bir. Günaydın de anneciğim, hadi be. Ablalarına günaydın de. Hayırlı cumalar ablalarım de. Ne yapıyorsunuz de. Hakim annemin kanalına de abone olmayı unutmayın de. Annem beni çok seviyor de. Çıtırım. Senin bıyıkların da uzadı ha. Kestirek mi? Tırnakları dehşet uzadı zaten. Şu haline bir bakar mısınız? Kocaman oldu. Kocaman kedi oldu. Kocaman. Şu kolumu ne yaptı bak ya. Vallahi dün ağladım ya, ağladım ya. Dur, görebiliyor musunuz şu? Minnacık duruyor ama derin oldu, derin. Şu elimin üstü. Vallahi kollarımı hep cırmaladı. Şeye gelemiyor, sıkıya gelemiyor. Hemen böyle iki sevdirip hemen kaçıyor. Ben de sevmek istiyorum derken bir tane bana bir cırmık at sen. Anneye bir cırmık at. Beni ağlattı dün. Sızladı vallahi, sızladı. Sırım sırım sızladı. Öyle yani. Biliyorsunuz hakimin çenesi durur mu? Hayır durmaz. Devamlı konuşur, devamlı konuşur. Şimdi ablalarım, sizi bak şuraya koyayım. Çay yaptım. Suyunu koyacağım. Çayı, kaçak çay yapıyorum. Şey yaptım. Bir güzel yıkadım ilk önce çayı. Ondan sonra da çayımızı atacağız. Var ya, kaçak çayda çok güzel bir koku var. Benim çok hoşuma gidiyor ya o koku. Bu arada öyle çok da içmiyorum zaten. 1-2 bardak falan içiyorum. Barış içiyor bayağı bir akşama kadar. Efendim? Yarım demleme. Sen ekmek ne zaman almaya gideceksin Barış? Hı. Çayda altını yakalım. Tüpü kapattıydım ta alttan. Heh. Evet. Olandan zaten çıkardım. Domates, peynir, salatalık, biber, çikolata falan, onlardan çıkardım. Şimdi Barış'ın ekmek getirmesi lazım ki hemen yumurtayı çakıvereyim. 2 dakikalık ya yumurta, hemen de pişer. O ekmek geldikten sonra yapılması gerekiyor yani, anlayacağınız. Hadi git al gel. Hadi git al da gel. Vallahi gidemeyeceğim Barış. Şimdi üzerimi değiştireceğim de. Başka zaman olsa arabaya binmiyorum diye benimle dövüşüyorum. Görüyorum işte. Hadi git alsana. Ha, bugün de benim gidesim yok.
Öğleden sonra falan gideriz ya, havalıktan sonra. Akdiyar yılın günü bir bakarız şöyle. Duydun mu kocuş? Müge'ye de bakmıyorum ya. Artık konuları bilmediğim için sarmıyor beni. Hadi koçum, ekmek al da gel hadi. Çıtır da babasının peşinde dolanıp duruyor. Bugün de hava bayağı bir güneşli ablalarım ya. Evin içleri soğuk da dışarısı bayağı güzel. Güneşli. Güneşi yakıyor. Baksanıza. Cıvıl cıvıl. Odunlar burada. Bakın. Bunlar da susmuyor. Çapkın. Annem. Günaydın. Günaydın kuzum. Bunun adı da titrek koydu Barış. Çok korkuyor diye. Titrek. Şşt. Şşt. Kaçma kız. Ay, erkek. Haydin bakın. Bu nasıl titretiyor? Şuna bakın ya. Allah'ım, alışamadı gitti. Birlikte alıştılar ama bayağı iyi anlaşıyorlar. Şurada bir şey var mı? Aman, sen de mi geldin? Geldim, görmüşsün. Benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Kocaman oldu. Şuna bakın ya. İlk geldiği halini hatırlıyorsunuz değil mi ablalarım? Minnacıktı ya, minnacık. Şuna bak. Gözleri masmaviydi. Mas. Şimdi gözleri yemyeşil oldu. Değişiyor işte büyüyünce. Şuna bak. Evet, Barış ekmek almaya gidiyor. Dedim ki köye, buraya ekmekçi gelmişti. Ama yetişemedik. Tam o sıra o yatıyorduk. Barış koştu dışarıya ekmek alayım diye ama maalesef arabayı kaçırdı. O yüzden mecbur kendi gidip almak zorunda. Ben de giderdim. Şimdi de ne bileyim, bir saat üstümü değiştirmeye falan üşendim ya. Çıtır. Yine mi geldin sen? Şuna bak bak bak. Bu arada ablalarım balkondan çok korkuyor normalde. Kendi gezdiğince sıkıntı yok da ben hani elime falan alayım korkuyor, atacağım falan zannediyor. Ama kendi daha böyle kuytu köşelerden giriyor. Böyle izliyor. Öyle yani. Arabanın ısınmasını bekliyor bari işte bir saat. Ya şunun bakışa bakın bir ya. Çıtır. Baban gidiyor mu kızım? Gidiyor mu baban? Hiç umurunda değil. Evet. Hadi git. Güle güle. Hadi gel, girelim artık. Gel. Baba da gitti. Gel. Neyi bekliyorsun? Gel kızım. Gel. Gel annem. Aferin sana. Evet, çayımız da oluyor. Bayağı attım yine, görüyorsunuz. Elimin ayarı hiç yok. İki kişiyiz ama bir dünya çay atıyorum. Dün arkadaşım gelecek diye ocağımı da sildim. İşte böyle. Şimdi buraya 4 tane yumurta çıkardım. 2 de kase. Yumurtayı kırdım da şu bozulmuş galiba değil mi? Ölür müyüm ki yersem ya? Neyse, bilmiyorum valla. Ama daha dün aldık yumurtayı, o tuzlu. Nasıl bozuldu o? Bilmiyorum. Bakın bu ikisi güzel çıktı. Görüyorsunuz mu? Bu ikisi iyi de. Allah taşma ne olur ya. Hemen taşıyor orasından bu. Kısayım altına. Bakın bu ikisi iyi çıktı. Bunda böyle bir sıkıntı oldu ya. Niyeyse ama içime sinmedi de pek. Neyse ya, bir şey olmaz herhalde. Yani. Şimdi birazcık tuz. Birazcık da buna tuz. Tamam. Ondan sonra pul biber. Bir de en sevdiğim şey nane. Tabii her yere pul biber döktüm bir de. Şimdi de kaşar rendeleyeceğim. Evet, kaşarın da hepsini rendeledim gördüğünüz gibi. Yani hem boşa gitmesin diye hem de rendeledim gitti. Evet, yumurtamızı, omletimizi bununla yapacağım. Şimdi sofra bezini götüreyim ama. Sofra bezimizi de serelim.
Masada arkadaşlar bu köşede yine şimdilik iyi oldu. Hemen buraya getiriveriyorum. Burada köşede iyi veriyoruz. Yani kolaylık oluyor hem. Ablalarım bir de geçen gün şoktan şöyle bir bardak almıştım kupa. Kahve falan içerim diye. Çok büyük değil. Böyle tam kahvelik çaylık gibi. İki tane aldık Barış'la kendime şöyle. Şimdi de çay bardağı olarak da bunları kullanacağım. Çünkü çok içiyoruz. Devamını doldurmaktansa bununla böyle bir kere içeriz. Ve kocuş geldi hemen çıtır. Balkona koştu. Ay ay ay, öbür kedi de buradaymış. Aşkım, canım. Barış geldi hemen, ocağın başına geçti. Kocuş, yok mu Bim'de bir şey? Hiçbir şey yok. Dünkü malzeme. Mark gelir miydi bugün cuma? Bir şey gelmemiş. Beni kandırmıyorsun inşallah. Niye kandırayım ben seni? Kaşarımızı da rendeledik. Barış biliyor ya. Barış acaba diyor mutfağa mı girsem diyor çalışmaya diyor. Ay dur dur dur, tabaklar kayıyor, bekleyin. Oh ne güzel oldu, ne güzel oldu. Yani bir de üstüne kaşar mis. Oh kaşarı koydu, bir de böyle kapatıyor Barış. Oğlum var ya, çok güzel oluyor gerçekten ya. Vallahi mis gibi oldu kocuşa. Benimki hazır. Ya, ya kaç bar olmuş aşkım? 75. 75. Bir damlacık çok büyük. Evet ablalarım, bizim kahvaltımız bugün bu şekilde oldu. O zaman bize afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Evet canlarım, şu pasaklı halimi görüyorsunuz. Ama ev hali ne yapayım canım? Şimdi kalkayım makyaj mı yapayım değil mi? Kahvemi yudumluyorum. Oo, bir tane şarkı var ya. Değmeyin keyfime. Değmeyin, değmeyin. Vallahi hak ettim ya. Dinleneyim abi birazcık da değil mi? Gerçekten çok yoruldum çünkü. Neyse biz kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Birazcık durduk. Çamaşır attım. Çamaşır astım. Bir daha çamaşır attım bu arada. Hava güneşliyken kurusunlar dedim. Giyecek bir şey kalmadı çünkü. Barış da müzik açtı. İnşallah telif yemem Barış'ın yüzünden. Neyse. Sonra da kahve içelim dedik. Şöyle bir kahve yaptım. Ondan sonra birazcık internete takıldım. Gözlerim ağrıdı tabii ki. Göz doktorunu aradık. Biz daha yenice aradık. Devlet Hastanesi'nde göz doktoru yok muymuş Barış? Var da neymiş? Randevu yok. Randevu vermiyorlarmış. Sistemde arızam var mı? Sıkıntı mı var? Sistemde arızam mı, sıkıntı mı? Ne varmış? O yüzden vermediler. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Barış'la size? Hani hatırlıyor musunuz? Geçenlerde BİM'den şut ve gol oyunu almıştık biz. Onu size göstermiştim ama hani oynayarak çekmemiştim. Böyle bir değişiklik olsun dedim. Barış'la onu oynarken size çekeceğim. Hem de Barış da o kadar çok istiyor ki size çekmemi. Yani avrat diyor, oynarken diyor çekelim falan dedi. Şimdi onu da kırmak istemedim yani. Ne zaman? Yani onu da kırmak istemedim. Tamam dedim, kocacığım dedim, evimin direği aslanım dedim. Sen istersin de ben dedim videoyu çekmez miyim dedim. Alalım şut ve golümüzü dedim. Oynayalım, videoyu da çekelim, ablalarım da izlesin dedim. Değil mi aşkım? Öyle mi olmuş? Öyle olmadı mı? Olmuş mu? Olmadı mı? Öyle oldu diye biliyorum ben. Ha, tamam. İşte kahvemi bitireyim de oynarız. Vallahi. Ya ama bu çapkı ne susmuyor ya? Sabahtan beri çi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 
Durdurdum sana. Evet ablalarım, koltuğun üzerine bu şekilde koyduk. Bunu Bim'den aldıydık biliyorsunuz. Kırmızılar mı senin? 5 tane bu taş var. İlk önce kim bitirirse o kazanıyor, tamam mı? 1, 2, 3. 1. 2. 3.
200'den geçti. Ha, al. Hadi son. Ya gördünüz mü, kaybettim. Gördünüz mü? İyi, kırmızılar benim olsun bu sefer de. 1, 2, 3. Bak önden başlıyorum Barış. Tamam. Hayır. Hadi. Üstten geçti. Ah, bitti oyun. Kazandım aşkım. 1-1. Canım kazandım. Barış kazandım. Niye üstten atıyor? Kazandım 1-1. 5'te biter. Bitti ama o. Hayır. Ya bak o girdi. Girmedi, hayır. Direkt yapıyorsun ama biliyor musun? Neyse kamera çık. Şey de mi? Hadi zımartana. Hadi. 2-1. Geçti, geçti o. Hayır. Ya bir dur atayım abi. Bu ne ya? Geçmedi, sen üstten at da ver. Bu nasıl oyun. Gülüş? Hayır, 3-1 oldu. Bitti oyun. 5'te bitiyor. Aşkım 5'te bitiyor. Getirsene şunları. Çıtır, taşları getir. Çıtır ha. Bir tane değil mi, bu mu? Evet ablalarım, şimdi 3-1. 5 yapan kazanıyor. Başla. Tepeden çıktı be. Allah Allah, ne öyle öyle ya? O tepeden. Hadi. Tamam ama. Hayır. Barış haksızlık yapıyorsun şu an. Tepeden. Bitti, geçmiş, yukarıya kalkacak. Tepeden geldi. 3-2. Yaklaştım sana. 3-2-1-2-3. Başla. 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 Oradan gitti. Ben haksızlık yapmayı asla sevmem. Bu da tepeden gitti. O girdi. Bu da. 3-3. Geri döndü. Kral geri döndü. Lastikler hep gevşemiş. Ya bahane bulma hadi, yeniliyorum. Girdi ama Barış ya. Al. 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 4. Eliyle girdiriyor baba. Hayır, yendim lan. 4-3 son. Bu eli alırsam sen bittin Barış Yuva, tamam mı? Başla. 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 Onu niye attın? Üstten atladı. Hayır, kesinlikle üstten atlamadı. Ah, senin üstten atladı. Hadi yine de ben kendim. Dur. Dur. Getir. Getir. Kanka tavla oynadayım. Getir. Buyur canım. Ablalarım, gördüğünüz gibi bu oyunun da üstesinden geldim. Yani
Her şeyde olduğu gibi bunda da yendim. Evet, YouTube'da belki şansım olmayabilir. Senelerdir uğraşıyor olabilirim ama aşkta ve oyunda kazandım gördüğünüz üzere. Kendi kendine oynuyor şu an. Bir öbür taraftan atıyor, bir öbür taraftan atıyor. Yenmeye falan çalışıyor kendisini. Ne yapıyorsun aşkım? Yok. Bir de öbür tarafın ipini vereceğim. İp gevşemiş, ona bakalım. Ayar yapacağım. Bakayım. Aynen. Ayar bak. Yukarıdan atıyor, yukarıdan. Evet, bu şekilde ablalarım bir oyunun daha sonuna geldik. Ya bir değişiklik olsun istedim yani. Hem de günlük vlog ya bu. Şimdi günlük vlog, günlük ne yapıyorsam onu çekiyorum size. Şu an ekstra bir şey yapmadığım için ekstra bir şey çekemiyorum maalesef. Şimdi Barış evde ya. Barış gitsin, temizlik videoları falan gelir yani, merak etmeyin. Ay çok güzel güneşli bir hava var. Bakın çamaşır astım dedim ya, yalan değildi yani, astım. Ay ay. Benim güzel kuşlarım. Evet canlarım, oyunumuzu oynadık gördünüz. Ondan sonra ben bir üzerimi falan değiştirdim. Saçlarımı taradım, şöyle bir açtım. İyice pasaklı pasaklı durmayayım dedim. Birazcık da kendime geleyim diye düşündüm. Vallahi bugün hala hiçbir şey yapmıyorum. Oturuyorum. Yorgan vardı bir, onu yıkadım. Onu astık kurusun diye. Hava çok güzel, güneşli. Anında kurutuyor. Dışarısı çok güzel ama işte içeriler soğuk. Evlerin içleri soğuk. O yüzden böyle uzun kollu giydim. Canım sıkılmadı değil. Öyle oturmak boş boş canımı sıktı birazcık. Belki biraz dışarı çıkar, hava alırız. Bilmiyorum yani. Duruma göre. Evet. İnşallah telefon düşmez. Evet, 2 dakika BİM'e gittik geldik ablalarım biz. Bugün günlerden de kısır yapacağız. Bugün kısır yapacağız. BİM'e gitmeden önce kısırımı, yani bulgurumu ıslatmıştım. Bekliyordu. Şimdi geldik işte, hemen ne aldık onu göstereyim. Öncelikle altılı maden suyu aldık. Barış çok fazla maden suyu tüketiyor çünkü. Başka ne aldık? Poşeti açabilirsem göstereceğim. Daha sonra nar ekşisi aldık. Bayağı malzeme eksikti ya, biliyorsunuz ikimiz de Barış'la çalışınca eve doğru dürüst bir şey almadık. Bakalım aylıklar yatsın, bir alışveriş yapmamız lazım. Evde gerçekten bayağı eksiklerimiz var. Şimdilik böyle ucun kıyım bir şeyler alıyoruz. Bir de bu yeni gelmiş BİM'e galiba, ya da ben böyle paketli gıdaları yeni gördüm. Böyle marul vardı. Bizde karışık Akdeniz salata olan marulunu tercih ettik. Bunu işte kafama vurdum. Bunu paketleme tarihi 26.10.2021 diyor. Yıkamadan tüketmeyiz. Bir şey yıkayacağız. Böyle ayıklanmış. Sadece yıkayacağım. O şimdi biter zaten. Aynen, içine doğrayacağız. Kısırın. Kapalı dursun canım, ben yapacağım onu. Daha sonra birazcık domates aldık. Sonra yine biraz biber aldık. Yeşil biber. Lazımdı çünkü. Soğan aldık. Ya kısırlık malzemeleri aldık. Ondan sonra şöyle bir pakette salatalık aldık. Ve ne yapacağız biliyor musunuz kısırdan sonra? Dondurmalı irmik tatlısı yapacağız sizinle birlikte. Biz bunu işte Manavgat'ta yemiştik birkaç kere. Çok güzeldi. O yüzden bir de evde deneyelim dedik. Şöyle bir paket irmik ve bir de şöyle dondurma aldık. Hemen dondurmayı da buzluğa atayım. Erimez diyor kolay kolay Barış ama atıverdim. Bir paket de olmazsa olmazım tabii ki de falım. Falımı aldım. Alışverişimiz bu kadardı. Buna göre bir alışveriş yaptık. 4 çay bardağı bulguru, ince bulguru leğene koyup üstünü bürüyecek kadar da suyla kapladım. Herkes farklı yapıyor kısırları da. Ben bu şekilde yapıyorum hep yaptığımda. Mesela soğanı kavuruyorum salçayla. O şekilde yapıyorum. Bazıları da çiğden yapıyor. Ama ben kavursak daha mantıklı diye düşünüyorum. Öyle. Nar ekşisi var mıydı evde ya? Bakayım ben. Dolapta var. Aa, varmış ya. Biz bir daha almışız. Ama ta ne zaman hocam? Onu atadım. Herhalde o sulanık. Geçen at ben kullandım. Sen tadını bak, beğenmedin. Aslında ikisi de sulanık gibi duruyor. Ama bu daha bir şey olmuş. Bak. Bak farkında mısın? Bir daha değişik. Evet, geçen Barış salataya nar ekşisi sıkmıştı. Hiç beğenmedim ya. Bir tadında bozukluk vardı. Bence bu bozuldu Barış. Olabilir. Bir senedir dolapta duruyor.
Belki fazla. Evet ablalarım, şimdi ne yapacağız? İç malzememizi hazırlayacağız. Barış da bana yardımcı olacak. Onu yaparken ben de şey yaparım. Barış diğer malzemeleri hazırlarken de ben de soğanlı salçayı küsültürüm ocakta. Onu yaparım. Haydin o zaman. Evet, size hemen bulgurumu göstereyim. Bayağı da güzel olmuş. Suyunu çekmiş. Bak görüyorsunuz. Oh mis gibi. Şöyle. 4 çay bardağı bulgur kattım. Bir güzel olmuş valla. Şimdi yine de ben şöyle üstünü kapatayım da şey olmasın, toz toprak gitmesin. Marullarımızı güzelce yıkadık. Şimdi de doğruyoruz incecik. Barış bu işte iyidir. Normalde eldiven dosu var ya, böyle ipini çektiğimiz, onunla yapalım dedim hani soğanla biberi falan da. Barış yok dedi, elde daha iyi olur, lezzetli olur dedi. Yine ustamız, şefimiz konuştu. Biz de ona göre yapacağız yani. Evet ablalarım, incecik Barış soğanları doğradı gördüğünüz gibi. Burada normalde bir adet soğan var. Ama sanki 10 adet soğan varmış gibi görünüyor. Çünkü soğan çok büyüktü. Yağla bir güzelce. Şimdi kavuracağız bunları yavaş yavaş. Aslında soğana tuz atılırsa şu şekilde daha hızlı kavruluyormuş. Biliyor muydunuz bunu? Kesin biliyormuşsunuzdur da. Soğanın daha çabuk ölmesine yardımcı oluyormuş yani. Beklesin biraz artık. Evet, sarımsağımız da geldi. Sarımsakları da ilave ettik. Bir güzel bununla da kavuracağız şimdiki. Soğanlarımız daha küsülmeye devam ediyor. Görüyorsunuz az bir zamanı daha kaldı. Birazcık daha dursun. Ondan sonra salçasını ekleyeceğim. Salatalıklarımız da bir güzel soyuldu. Normalde ben soymuyorum da. Barış soydu. Marulumuz burada hazır. Biraz ağza gelsin değil mi? Aynen aynen. Çok da ince olmasın ya. Evet, şimdi bir kaşık salçamı, hatta birazcık daha ekleyeyim. Böyle güzel olur. Ha, soğanmış, tamam. Ben de başka bir şey sandım. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Oh, bir güzel kavurdum vallahi, mis gibi. Yavaş yavaş yavaş. Salçanın kokusu da çıkana kadar böyle güzelce kavuruyorum. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Evet, artık altını kapatacağım ablalarım. Daha fazla da böyle yakmayayım. Birazcık tam vakti bence kapatmanın diye düşünüyorum. Ay, üstüme geliyor da. Kapattım. Evet, burada da salatalığımız hazır ve biberleri doğramaktayız. Bak biri böyle tutacak kamerayı. Yapışın daha güzel görünüyor, biliyor musun? Bak oradan böyle daha güzel görünüyor. Vay vay vay. Şimdi bunun altını kapattık. Salçamı şuradan kaldırayım. Şimdi ablalarım bu leğene yaptım ya. Leğen, işte siz leğen değildi. Ne diyorlardı Barış buna? Kova mı? Kova da değil, neydi? Bir kaba işte, ha. Bir kaba yaptığım yere bu salçalı, soğanlı, sarımsaklı sosumu bir güzel buraya döküyorum. Bir bulgurumun üstüne. Böyle yağı da kalmasın, salçası da kalmasın. Hepsini böyle dökeyim. Bir güzel. Oh mis, vallahi canım istedi ya. Ya. Domates alabilir miyim? Bulaşık makinesi de bitirmiş. Onun da kapağını açayım biraz soğusun. Şimdi ablalarım birazcık soğumasını bekleyeceğim ben şimdi bunu. Yoksa elimle karıştıramam. Şöyle bir kaşıkla bir iki tur yapayım. Duruma göre salça falan da belki ilave ederim sonrasında. Böyle çünkü beyaz kalsın istemiyorum. Böyle yani rengini alsın, kırmızı rengini alsın istiyorum. Ona göre, duruma göre hareket edeceğiz. Şöyle bir karıştıralım sadece. Güzelce karıştırmaya devam edeyim.
Evet ablalarım, gördüğünüz gibi ben bunu güzelcene iyicene yoğurdum. İyicene karıştırdım salçayla sarımsağı işte soğanı. Ondan sonra cıva tuzunu ektim. Sonra da bir güzel pul biber falan da ektim. Bu böyle çok güzel oldu. Şimdi Barış Cazım'ı da buraya böyle harika bir şekilde işte gördüğünüz gibi domatesini biraz sulu olacak gibi. Ondan sonra marulumuzu, sonra biberimizi, sonra en sonunda salatalığımızı hazırlamış. Bana da bunları buluşturmak kaldı. Şöyle kalmasın. Hepsini alalım. Bir güzel. Şimdi ne yapacağız? Yine karıştırmaya devam. Bir de en sonunda tuzuna bir daha bakacağım. Bakalım nasıl olmuştu. Çok sıktırmadan yapacağım bu sefer ki domatesleri de iyice ezmeyeyim. Sadece karışsınlar. Şöyle alttan üstten yapacağım. Vallahi bol malzemeli oldu. Bence güzel oldu ya. Ya bu iki kişiye de bayağı oldu ha. İki kişiye bu yetmez. Bana yeter, yeter aşkım bu. Kısır, şişirir, bulgur değil mi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben yerim vallahi. Gece canım ister kesin. Onda bile yerim ha. Afiyet olsun. Şöyle iki elinle şuraya bir alt yukarı yap şöyle. Elim batacak, tuz ekleyemeyeceğim diye. Dur. Ha, iyi bakalım. Şöyle birazcık tuzumuzu. Biraz daha. Çünkü domates, biber, salatalık bunlar hep tuz isteyen şeyler olduğu için tuz ekliyor. Alt üst yapalım. Çiğ köfte diye zaten bunu aynen. Niye ezerler anlamam. Yoğurmayacağız, yoğurmayacağız canım. Şöyle parmak uçlarımla sadece. Karıştırma bitti. Hazır. Birazcık bir tık sulu gibi oldu. O da domates suluydu ya. Yok görmüyor. Ondan birazcık da bulgur çok hani suda beklemiş galiba. Bir tık da öyle ondan oldu. Çok da karıştırmayayım bence. Yeter. Yeterli. Oh mis gibi kısırımız da hazır ablalarım. Gördüğünüz gibi Barış'ımla beraber yaptık. Afiyetle de yiyeceğiz inşallah. Hepiniz de hakkınızı helal edin canım ablalarım benim. Buraya da turşumuz vardı ya, turşudan çıkardık. Bu şekilde minik minik doğradık. Bunları da tabağa alacağım şimdi. Barış böyle sevdi yani. Seviyor, o yüzden doğradık. Yoksa ben bütün bütün seviyorum. Ve tabağı da bu şekilde hazırladım ablalarım şimdik. Bir kase koydum. Daha büyük duruyor ama bir kase ayarladım bunları. Hatta şurada kasesi de şöyle bir kase yaptım. Yanına da böyle turşularımızı koydum. Yanına da kola dolduracağım. Normalde çayı da ısıtabilirdik ama geç kalacak şimdi ısınması. O yüzden kolayla beraber içeriz. O zaman ablalarım bize afiyet olsun. Birazdan tekrar görüşürüz. Evet, kısırımızı yedik biz afiyetle. Çok güzeldi gerçekten. Daha hiçbir şey toplamadan tatlıyı yapacağım sizlere. Neden? Çünkü karanlık çökmesin. Böyle sizler de net görün diyerekten. Zil çaldı bir dakika. Arkadaşlar Merve gelmiş 2 dakikada. Çöpüm varsa gel çöp atalım beraber, hem yürümüş oluruz diye. Ama gitmedim. Çöpüm de çok yoktu zaten. Biraz var da onu da yarın Barış giderken atar herhalde diye düşündüm. Dondurmalı irmik helvasını bu arada ilk defa yapacağım yani. Normalde irmik yaptım. Siz de biliyorsunuz yani, video falan da çektim ama bunu ilk defa yapacağım dondurmayı. Ama çok basit. İzledim videoları da. Şimdi öncelikle irmiğimiz. Bundan irmiği 1,5 su bardağı irmik ilave edeceğiz ve tereyağı. Tereyağım yok benim, o yüzden birazcık margarinim var. Margarinimin hepsini şunu ilave edeceğim. Hatta direkt tavaya alayım. Ne diyeceğim size ya? Şu an bile video kaç dakikalık oldu inanın bilmiyorum. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Yani çok eğer sıkılıyorsanız videoların sürelerini kısaltabilirim. Hem bir de şunu da yazarsanız, saat kaç gibi atayım video. Şu an akşam atıyorum. Yani dün akşam attım. Bugün de büyük ihtimal akşam atarım. Yani tabii ki sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Onlara göre ilerleyeceğim. Şimdi evdeyim ya. Hani bir türlü ayarlayamadım saatleri. Düzeleceğiz inşallah. Evet. Şaka yapıyorsun. Şimdik. Aşkım. Efendim canım. Tereyağı. Şey sana ya. Sana ya mı? Aha. Sana ya. Taze yağdan yapalım. Taze yağ yok ki. Taze yağ bitik. Şu gaz bir şey varmış. Hani? Peynir o. Yağ erisin. Yağ ilave ettim. Şöyle siz de görün net bir şekilde. 1,5 su bardağı da irmik ilave edeceğim. Ben normalde şeyde yapacağım. Bakın şimdi göstereceğim size.
Bir yandan erisin şu. Bak onu bir dakika bekleyin. Getireyim hemen. Biz geçen yediğimizde bu fırın kaplarına... Bir şey soracağım ben. Heh. Bu YouTube'da ablalarıma sor bakalım. YouTube'da ablalarıma ne sorayım? Şimdi bu yumurtada 3 yazan yumurtayı almam diyorlar. 3 yazan yumurtayı almayın diyorlar. Sebep ne? 3 yazan. Ne bileyim sebep? Bunların hepsinde 3 yazıyor. 3 yazan yumurtayı almayın diyorlarmış. Niye almayın diyorlar? Hı? Bilmem. TikTok'ta karşılaşırsın da. Vallahi ablalarım, arkadaşlarım bilen varsa eğer yazarsanız sevinirim. Niye 3 yazan yumurtayı almayın diyorlarmış? Niye yani? Sebeple. Vallahi ben ilk defa senden duydum aşkım. Şöyle yağımızı güzelce. Altını kıstım bu arada. Yavaş yavaş erisin. Bu fırın sütlaçlarında gelmişti bize. Çok hoşuma gitmişti. Çok güzel görünüyordu ama bunda yapmayı bilmiyorum. Karar veremedim. Bir şey yok ya. Hayır hayır. Ben izledim başka bir şekilde. Çok güzel yaptı kadın. Farklı yapacağım. Yani. Farklı yaptı. O tam ortasına denk geliyor. Yani onun fincan kapları var. Şöyle düşün. Şu olabilir mesela. Dur. Şöyle bir kap. Tamam mı? Bunu düşünün ablalarım. Kadın şey yaptı. Bunun içine streçi geçirdi. Daha kolay çıkması için. Ondan sonra böyle dik bir şekilde sanki içli köfte yapar gibi, anladınız mı? Burayı böyle irmikledi. İrmik de bu arada birazcık soğuyacakmış, yoksa direkt hemen erirmiş. Yok, soğuyacak. Şöyle içli köfte gibi açtı. Kalın ama incecik değil. İçine kalın açtı. İçine dondurmayı açtı. Kenarlarını kapadı. Löp diye çevirdi tabağı, böyle yuvarlak çıktı. Ortasını böyle kaşıkladın mı içinden böyle dondurma akıyormuş gibi. Böyle çok güzel oldu. Önemli değil. Biz sunum yapmayacağız nasılsa. Yapmayayım mı öyle? Gerek var mı? Zahmete girme. Sunum değil nasılsa. Ya Barış da istiyor ki oradaki yani gittiğimizde yediğimizde adam ne yapmış biliyorsunuz mu? Sadece bunun bu şey ya. Bunun içine dondurmayı koymuş, bir parça şuraya, bir parça şuraya, bir parça şuraya, bir parça şuraya, bir parça şuraya koymuş. Yani en altına dondurmayı koymuş. Üstüne de irmiği böyle kapatmış. Kaşıkladığında dondurma altta hani geliyor ağza. O şekilde. Barış da demek ki bunlardan istiyor. O zaman biz de bundan yaparız. Barış böyle istiyorsa böyle olsun, değil mi? Bir kere de onun dediği olsun yani. Seni düşündüm Barış. Rica ederim. Sen bilirsin aşkım, nasıl istiyorsan öyle olsun, fark etmez. Tamam canım, sen nasıl istersen. Sunuma gerek yok diyor, öyle yap diyor. Şimdi yağımız bayağı bir ısındı. Şöyle. Bir buçuk su bardağı. İrmiğimi ilave ettim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yavaş yavaş yavaş. Bunu bayağı bir rengi güzelce böyle kahverengileşeceğiye kadar kavuracağız. Bu birazcık zaman alacak. Birazcık sabır isteyecek. Böyle hemen altını sona yere açmayın. Bekleyin. Yavaş yavaş kavrulsun artık. Yapacak bir şey yok. Ya bir de şöyle bir şey var. Sizlere böyle anlatırken kendimi kötü hissediyorum. Neden derseniz de sizler zaten ya becerikli kaç yıllık ev hanımlarısınız. Hani söylerken birazcık daha yani kusuruma bakmayın. Ben hani bir şeyler konuşuyorum işte. Belki bilmeyenler vardır, denemeyenler vardır diye. Hep yani benden büyük değildir, belki benim yaşıtım vardır. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi bunu yavaş yavaş kavuracağım. Kahverengileşsin, ondan sonra devam edeceğiz. Yavaş yavaş rengi değişmeye başladı ablalarım. Bayağıdır yani 10 dakika oldu herhalde ya. 10 dakikadır kavuruyorum böyle yavaş yavaş. Bir oradan bir buradan, bir oradan bir buradan. Yani olmasını bekliyorum ki birazcık kahverengileşti artık. Telefonda da belli mi? Çok belli değil ama neyse. Hemen kenara bir su bardağı suyumu, bir su bardağı sütümü, ondan sonra da bir su bardağı da şekerimi ayarladım. Birazcık daha böyle kahverengileşsin. Hemen bunları ilave edeceğim. Şöyle.
Bir sağdan bir soldan yapıp duruyorum bakalım. Aa, bence bu kadar yeter kahverengileştiği. Zaten altı en aşağıda kısık ateşte. Şimdi ilave ediyorum suyumu, sütümü. Şöyle karıştırıyorum ve şekerimi de ilave ettim. Şimdi şeker şöyle eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Böyle dökmeden, tencerede şey tavada yapıyorum ya. O yüzden bir tık daha dikkatli olarak şöyle şekerim erisin. Şöyle bir tık da altını açayım. Şöyle bir fokurdadığını görelim. Çünkü süt de su da soğuktu. Ondan kaynaması lazım biraz. Şöyle fokurdasın. Tekrar size açayım. Evet, fokurdamaya başladı. Şimdi fokurdarken şöyle karıştırıyorum. Kenarlarını şöyle alalım. Bir güzel erimiştir bence şeker onun. Bu sıcakta. Şimdi altını kapağını kapatıp altını kapatıyorum. Bu sıcaklığıyla bırakıyorum onları baş başa. Böyle birazcık bekledikten sonra bir kapağını açar tekrar şöyle bir karıştırırım. Ay, telefon gidiyor sandım, korkum peki. Ondan sonra gibi de hazır. Sonra soğumaya, yani birazcık ılımaya bırakırız. Ondan sonra da yaparız artık. Ne yoğun bir gündü be. Şu an en önemli noktaya geldik ablalarım. Birazcık ben böyle kapağını açık bir şekilde bıraktım soğumaya. Böyle aralarını da açtım ki soğusun diye. Buraya da çikolata koydum eritmek için. Bakın şöyle az bir çikolata üstünü süsleme kamacıyla. Nasıl yapacağım biliyorum, ilk defa çikolata eriteceğim bu arada. Bu kettle'da kaynayan suyumu şu tencerenin içine koyuyorum. Daha sonra altını yakıyorum. Bu tabak da inşallah çatlamaz, üzerine koyuyorum. Bu şekilde buharıyla kaynasın, erisin diye. Şimdi aslında şunları yapacaktım ya, vazgeçtim. Bunlara yapmayacağım. Daha değişik bir şey yapacağım. Bu kaseme, çok büyük değil bu kase, normal bir kaseye böyle streç filmimi aynı videodaki gibi sardım. Daha sonra ilk sıcaklığı gitti. Bayağı bir sıcaklığı gitti. Şöyle sizi birazcık daha yakınlaştırayım. Şöyle yapayım. Giden ilmeğimi şu şekilde kenarlarına getirerek şöyle biraz kalın bırakıyorum bu arada. İnşallah güzel olur. Şu şekilde inceltiyorum. Hatta bu kaşık birazcık şey oldu ya. Şöyle normal bir kaşıkla yapayım. Daha inceltip daha rahat bastırmak için. Şöyle ortasına biraz daha kalın olsun ortası. Daha sonra şu kenarına da birazcık daha koyacağım. Şöyle açtım. Gördüğünüz gibi içini bu şekilde açtım. Bunu kenara alacağım. Hem böyle de soğumuş olacak. Çikolatamız eriyor mu? Erimeye başladı yavaş yavaş. Daha değil de alt kısmı başlamış. Oho! Biz nasıl alacağız bunu buradan bilmiyorum. Bu tabakta ortadan ikiye çat diye kırılmazsa vallahi iyi. Kesin kırılır ha. Şöyle hareket ettireyim. Of, böyle mi olur ki bu ya? Bilmiyorum ki. Neyse. Şöyle bir tersini çevirdim. Dondurmamı da çıkarayım. Dondurma olarak da bunu tercih ettik. Maraş Akdo'ya diyor, sade olanından. İçine bundan koyacağım. Ya çikolata olmasa da önemli değil ya. Ama ne olacak? Ben üstüne belki süs olarak hani böyle gezdiririm gibi düşündüm de yine yapamayacak hakime, beceremeyecek büyük ihtimalle.
dondurmamızı açalım. Şöyle bayağı sarmışlar bunu da ya. Durun ben açayım da geleyim. Evet, şöyle bir kaşık aldığım dondurmayı içine koyuyorum. Hatta biraz daha koyacağım. Çok zor kesiliyor bu arada ya. Böyle çok zor alınıyor dondurma. Tam bir Maraş dondurması. Şöyle hatta birazcık daha koyacağım. Bol dondurmalı olsun şöyle. Birini bir yapalım şöyle de bir görmüş olalım hep birlikte. Ondan sonra artık kenarları kapama vakti geldi. Şöyle üstten birazcık şöyle kapatacağız. Kenarları. Şimdi bunu böyle bir tık bastıracağım. Çok bastırmadan. Şöyle. Evet. Ondan sonra şu kenarındaki streç filmleri şöyle yapacağım bir. Şurada kalmamış. Şöyle. Tamamdır. Daha sonra geriye alıp tabağıma alıyorum. Böyle tam ortaladıktan sonra bu şekilde çıkartıyorum. Bunu hatta hemen Barış'a götüreyim ki dondurması yani tam şey olmadan gitmesin. Bu çikolatayı da eritemeyeceğiz bu arada biz. Şöyle biraz erimiş sanki. Onunla da şöyle şekil yapabilirsem. Şöyle hafif bir şekil olsun maksat. Evet. Nasıl? Böyle buradan da göstereyim dedim ablalarım size. Bakın harika görünmüyor mu? Şimdi Barış'a verelim bakalım bir yesin. Direkt onun da duygu ve düşüncelerini alalım. Aşkım. Senden duygu ve düşüncelerini bekliyorum. Al bakalım. İlk seninkini yaptım zaten. Allah ellerine sağlık gülüm. Bak doğru söyle Barış. Kamera açık diye deme. Çok güzel. Sadece dondurmasını bir tık daha koysan daha güzel olur. Bayağı koydum ama gördüler. Erimiştir belki. Şöyle ortasını yer bakalım bir. Vallahi çikolata ayrı bir tat vermiş ha. Çikolata mı? Gerçekten. Vallahi bak çikolatalı da. Dondurma çıkıyor mu şöyle ortadan böldüğünüz? Şu an dondurma, çikolata, ekmek hepsi karışık ama ağzımı çekme bari. Tamam çekmiyorum, çekmiyorum. Ellerine sağlık. Vallahi. Alayım 15 liranı. Ben sana 50 vereyim gülüm. Bu 15 liradan da fazla bence aşkım. 15 lira ben sana 50 vereyim. Afiyet bana şükür olsun. Beğenmene çok sevindim. Tamam tamam afiyet olsun. Evet ablalarım şimdi kendime de yaptım. Barış'a ikinciyi yaptım. Düşünebiliyor musun? Ama ikinciyi de Barış'ın dediği gibi hani o sütlaç kap fırın sütlaç kaplarına yaptım. Onu da yiyor. Benimki de burada daha ben tadına bakmadım. Yiyeceğim şimdi. Artık burada da veda edeyim istedim sizlere. Barış'ın zaten tepkisini gördünüz. Beğendiğini de gördünüz. Barış beğendiyse ben de kesin beğenirim. Bu şekilde inşallah güzel bir video olmuştur. Sizler de yani iyi bir şekilde izlemişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum biliyorsunuz. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoda sorduğum sorulara da cevap verirseniz eğer çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.